Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaklaşık 11 ay önce bu kameradan vizem geldi sevincini sizlerle paylaşmıştım. Ama o videomu YouTube sildi. 15 bin izlendi ama silindi. Küçük bir pasaportun köşesini gösterdik diye ihtar bile vermediler. Vermeden sildiler. Neyse o videomu bilenler mutlaka bu kamerayı hatırlarlar. Yaklaşık geçen sene Temmuz'un 20'sinde gitmiştim. Yaklaşık 11 ay önce burada video çekmiştik. Şimdi izine geldik arkadaşlar. Yani bir yıl içerisinde, yani 11 ay içerisinde diyeyim daha doğrusu. 11 ay içerisinde Almanya'da büyük işlere imza attığını düşünüyorum. Çoğu arkadaşımız oturumunu alamamış. Birçok arkadaş iş bulamıyor mesleği olduğu halde, dili geliştiremedikleri için. İşte ben çok şükür biraz eşim, yani evde Almanca konuşulduğu için arkadaşlar, Türkçe konuşulmuyor çünkü eşim Türk değil. Ben biraz hızlı öğrendim, kendimi ifade edebiliyorum, birçok sorulara cevap verebiliyorum. Yani beni idare ediyor şimdilik 11 ay içerisinde. 2 sene sonra da Alman vatandaşlığı için B1 sınavına gireceğim direkt kendim. Belki bir ay bir eğitim alırım, Almanca eğitim. Ondan sonra sınava girerim diye düşünüyorum. Ondan sonra Alman vatandaşlığına başvuracağım. Zaten çifte vatandaşlık da çıktı. Hem Türk vatandaşı hem de Alman vatandaşı olacağız bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, Almanya'da dil çok önemli. Yani dil olmadan öksüzsünüz, yetimsiniz, bir kanadınız kolunuz kırık. Bir yerlerde konuşamadığınız zaman daha çok şevkiniz kırılıyor. Bir iş başvurusuna gittiğiniz zaman bunun Almancası az ya, bu olmaz diyorlar. O zaman daha çok moralim bozuluyor. Bozulmamak için arkadaşlar kursa gidin ya da sürekli evde çalışın. Yani bu geleceğiniz için önemli var. Ben 43 yaşındayım. Ben geç gittim. Onun için biraz hızlandırılmış yaşıyorum ki o zamanı telafi edeyim diye. Siz de mutlaka genç giden arkadaşlarımız daha çok Almanya'ya evlenip de giden. Onlara yani en birinci tavsiyem arkadaşlar, dilinizi mutlaka B1 seviyesine getirin arkadaşlar. Kursa gidin. Ya eş çalışıyorsa zaten Job Center karşılamıyor arkadaşlar kurs parasını. Bizimkini karşılamadı. Ben de çıktım. Benim hesabımdan kestiler 229 euro. O yüzden ben çıktım, bir işe başladım. Orada biraz çalıştım. Oradaki iş yeri Life elemanlarının hepsini çıkarttı. Yani kiralık işçileri çıkarttı. Biz de çıktık. Zaten taşınma sürecimiz başladı. Taşındık, yerleştik falan derken ilk Beverbong gönderdiğim, ilk Lebenslauf gönderdiğim yer hemen beni aradı. Yani termin yapalım dedi. Dedim eşim işte, dedim yani yarın saat 4 gibi dedim, yani öğleden sonra. Zeksin Ua diye söyledik. Zeksin Ua termin yaptık. Ondan sonra eşim gelince ertesi gün gittik. Biz odaya girdiğimizde iş görüşmesine, bu çalıştığım yerdeki Life firmayla odaya girdim. İşte görüşme yapıyoruz. Ben her söylediğine cevap verdim kadının. Şirket, karı koca şirket sahibi. Her söylediğine cevap verdim. Yaklaşık 10 dakika sonra falan bir tanesini anlayamadım. Dedim biraz yavaş konuşur musunuz lütfen dedim. Sizi anlayamadım. Ben dedim çok Almanca bilmiyorum dedim. Sizi anlıyorum ama çok dedim cevap veremiyorum dedim. Aa diyor, ben sizi diyor Almanca biliyor zannediyordum şu dakikaya kadar. Ya biliyorum ama bu kadar dedim. Ama kaç aydır buradasın dedi. Ya, kaç senedir buradasın dedi bana. Ich bin sein Ziehmonat Deutschland leben dedim. Benim 10 aydır buradayım dedim. Kadın şok oldu, yani çok muhteşem öğrenmişsin dedi 10 ayda dedi. Kursa mı gittin dedi. Hayır gitmedim. Evde dedim, yedim de Deutsche sprechenle konuşuluyor. Evde sürekli Deutsche Almanca konuşuluyor. Türkçe konuşulmuyor. Eşim Türk değil dedim. Yani o yüzden onlar da biraz daha böyle bir ışık gördüler. Bir de biz çok rahattım, böyle kasmayacaksınız kendinize. Keşke özgüvenli duracaksınız. Ya bu adam çalışır diyecekler, anladın mı? Ondan sonra anladıysanız arkadaşlar böyle yapın. Böyle rahat olun. Ayak üstüne attırın, oturun. Yani efendi olun ama rahat olun. Ondan sonra baştan da söyleyin bilmediğinizi, çok iyi bilmiyorsanız. Ben ilk başta bir şey demedim. Hoş geldin dedi, hoş bulduk.
İşte hangi işleri istiyorsun dedi. Ben Almanca cevap verdim. Ben de metal işi istiyorum dedim. Ben seviyorum makina. Maşinen bedienen dedim yani. Makina kullanıcısı olmak istiyorum dedim. Ya yetenekliyim dedim. Kendime güveniyorum dedim. Kimseyi de utandırmam dedim. İşi seversem, ortamı seversem çalışırım falan. Böyle söyledik. İşte bir tek bir şey anlayamadım. Ne zaman taşındınız buraya dedi. Onu da söyledim. Ondan sonra bir şey sordu. Orayı anlayamadım sadece. İşte pazarlık yaptık saat ücretinde. Ondan sonra diyorsan çok pazarlıkçısın diyor dedim. Öyle biz Türkiye'den geldik normaldir dedim. Ondan sonra işe başladık. Bir buçuk ay, bir ay biraz geçti dedim. Ben dedim mahsus ortaya laf attım. Ben Life firmadan ayrılacağım dedim. İşi çok sevdim, ortamı çok sevdim ama o firmayla çalışmak istemiyorum dedim. Onlar da hemen bir üst yetkililere, mayıslarlara falan söylemişler. Ondan sonra Mehmet'i kaçırmayalım, 29 makinayı da öğrendi bir ayda demişler. Bizim Vedat abi var, Allah razı olsun ondan. İsmail abiye bir şey demiyorum. Bir önceki videoda İsmail abi biliyorlar. Ona kalsa o biz sen dışarı inanamazsın. Seni çağırmazlar, senin ismini yazmazlar, sana böyle yapmazlar. Sen dışarı inanamaz. Sürekli böyle diyordum ona. Ha ben umursamıyordum, gülüp geçiyordum. O tipleri iyi biliyorum ben. Ondan sonra ben kendi işime baktım. O ne dediyse her şeyin tersi oldu. Ne dediyse tersi oldu arkadaşlar. Seni buraya almazlar 10 ay geçmeden, 1 sene geçmeden dediler. 1 ay geçmeden aldılar. Seni Zomafest'e çağırmazlar dediler. O fabrikanın eğlencesi varmış. Good Shine falan veriyorlarmış. Hediye kuponu veriyorlarmış. Ama sen ver çağırmazlar, sana vermezler. Ondan sonra hepsi de oldu. Seni vardiyaya yazmazlar, daha yenisin, makineyi öğrenmen lazım. Makineleri öğrendim ben diyorum. Daha ne çabuk öğrendin sen 9 ay geçmeden falan dediler. Dedim mi kapasite meselesi dedim yani. Sen 10 ayda öğrenirsin, ben 1 ayda öğrenirim dedim. Bu dedim yetenek meselesi dedim. Ve işte böyle hepsi ne dediyse her ya ne dediyse ya 2 saat sonra oldu benim lehime ya ertesi gün oldu. Çok şükür. Allah herkesin kalbine göre veriyor bu arada. Tabii gayret de gerekiyor arkadaşlar. Sen yattığın yerden armut pişi ağzıma düş olmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar her şey güzel gidiyor. İş yeriyle Fetrak'ımı da yaptım. Buraya izne geldim. Kafam rahat. 8 9'unda işe başlıyorum. Temmuz'un 9'unda orada. Tekrar aynı firmada bu sefer fabrikanın personeli olarak başlıyorum. Hem biraz daha maaşım yükseldi hem de bir sene sonra işte makina belgelerin olsaydı dedi. Çok iyi derecede Almanca konuşsaydın, makinayla dair belgelerin de olsaydı dedi. Daha yüksek fiyatla anlaşırdık dedi. Sonuçta burada öğreniyorsun, yeteneklisin. İnkar etmiyoruz dedi. Şefle konuştuk yani. Düşün şefle geldi. Maistar, Vedat abi falan. Bazı anlamadığım yerde Vedat abi vazetsin yaptı. Yani şey arkadaşlar, belgen falan yok olduğu için çok düşük değil. Maaşım çok şükür. İstediğim fiyatı hemen hemen aldım sayılır. Ama dediler bir sene sonra Fetrak'ın bitince Fetrak süresiz çalışma sözleşmesi yaptığımız zaman dediler. Zaten o zaman oturma gittiğim zaman süresiz oturma izni alıyorum zaten o Fetrak'la. İşte bana dedi ki işte bir sene sonra bakacağız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda, daha iyi profesyonel oldun. O zaman oturup seninle pazarlık yapacağız maaş konusunda, saat ücreti konusunda dediler. Biz de normal dedik arkadaşlar. Boş durmaktan iyidir. Bir de sevdiğim bir meslek. Ondan sonra kafam rahat geldim çok şükür. Yarın buradan Kayseri'ye, oradan araba kiraladık. Oradan babamın arabası bozuldu şansımıza. Motoru yapılıyor. Kardeşimin arabasını da kullanamıyorum. Onun engelli arabası olduğu için. Aslında engele dair bir şey yok. Down sendromlu kardeşim ne olur. Aracı kullanamıyoruz. Bu sene yasa böyle bir yasa çıkardılar. Annesi babasından başkası kullanamıyor. O yüzden araba kiraladık. Oradan Uşak'a gideceğim kız kardeşim yanına. Bir gün orada kalıp Pamukkale'ye, Pamukkale'den tekrar kardeşime döneceğiz Uşak'a. Uşak'tan pazartesi günü otele giriş yapacağız Bodrum'da. Her şey dahil bir otel tuttuk. Kızımı da aldım bu arada yanıma. Ereğli'ye gittim, aldım geldim. Çok şükür. Orada da 5 gün tatilimizi yapacağız. Ayın 29'unda buraya döneceğiz. 30'unda arabayı teslim edeceğim. Zaten 6'sında dönüyoruz arkadaşlar. Her şey böyle çok sıcak.
Çok aşırı sıcak arkadaşlar. Almanya'nın soğuğuna alışınca bura böyle boğuyor resmen. Dediğim gibi her şey güzel, çok şükür. Allah sizin de yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Sizin de her şey gönlünüze göre olsun. Yeni gidecek arkadaşlar inşallah bir sene sonra tatillerine, izinlerine gelebilirler. Seviyeye gelip işe girerler, çalışırlar. Yani benim eşim de çalışmasa benim bir aylık maaşımla buraya gelemezdik zaten. Son bir ay çalışıp buraya izne geldik. Eşim de maaşını koydu. Uçak biletlerimiz de hediye oldu bize arkadaşlar. Ondan sonra biraz bedavaya getirdik yani. Hani gelsek de bir yere gidemezdik. Köye gelirdik. Burada kalırdık. Tatile falan gidemezdik. Dediğim gibi arkadaşlar her şey güzel gidiyor. Allah kimsenin huzurunun tadını bozmasın. Kötü, fesat, kalbi kinle ve kıskançlıkla dolu insanlara Allah onları kalbiyle onları sınasın, yargılasın. Başka bir şey demiyorum. Gönlünüz, kalbiniz güzelse Allah emin olun yolunuzu açık eder arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu benim ilk tatilim. Takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi arkadaşlar lütfen unutmayalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tschüss.